Selam. En son Eylül'de kitap videosu çekmiştim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak sayalım ocağı. 4 aydır kitap videosu çekmediğimi varsayarsak. Dönüş bir tık zor. Şimdi şöyle. 3,5 aydır ODTÜ'de kalıyorum. Ve okumalarıma biraz ara girdi. O yüzden böyle işte mesela Eylül'den sonra Ekim ayında okuduklarım videosu çekmek istemedim. Çekebilir miydim? Evet. Ama çekmek istemedim. O yüzden dedim ki eve gelmişken son dönemde okuyup beğendiğim kitapları göstereyim. Çünkü yarım bıraktığım çok kitap oldu. Özellikle hem bir yandan derslerle boğuşurken bir kitaba odaklanıp bir de onu cidden sevip bitirmek zor oldu. Yani sevmiyorsam gerçekten devam etmedim. Normalde evde olsaydım sevmiyorsam da devam ederdim ben o kitaba. Ama bir şey yapmadığım için az kitap oldu. Neyin açıklamasını yapıyorum bilmiyorum. Bahsetmek istediğim kitaplardan biri Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın isimli kitabı. Bayağıdır okumak istediğim bir kitaptı bu. Tuhaf bir kadın, kız, baba, anne ve kadın olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ben özellikle kız kısmını çok sevdim. Aynı kişiyi anlatıyor. Yani aynı kişinin hayatına şahit oluyoruz 4 bölümde de. İlk kısımda daha gençlik hayatını, komünist bir çevresi olan bir kızın hayatını anlatıyor aslında. Hayata karşı bir baş kaldırma yaşadığı dönemi anlatıyor. Sonra babanın gözünden biraz babanın kendi hayatını görüyoruz diyebilirim. Anne kısmını yanlış hatırlamıyorsam yine kızı anlatıyor ama annenin bakış açısını öğreniyoruz. Ve sonra kadın kısmında o ilk kısımlardan nasıl aslında kopmuş bir kadının oluştuğunu görüyoruz kitapta. Ben çok keyifle okudum. Leyla Erbil'in kalemine de hayran kaldım. Gerçekten 4 kısımda da çok farklı 4 yazar yazmış gibiydi. Bence bir yazarın kalemini bu kadar değiştirebilmesi hayran kalınacak bir şey. Takdir edilecek bir şey. Sevdiğim kitaplardan biri buydu. İkinci olarak çoğu kitabımı yurt odasında bıraktım. O yüzden o da elimde yok şu anda. Fotoğrafını buraya koyacağım. Yalçın Tosun'un Anne Baba ve Diğer Ölümcül Günahlar isimli. Ölümcül günahlar ne ya? Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler isimli öykü kitabı. Tosun'un ilgimi çeken ve okumamı sağlayan özelliği azınlık insanları anlatması. Yazarların bazen değinmediği kişilere, bu din olur, cinsel yönelim olur, cinsiyet olur. Yani özellikle bir yazarın, mesela erkek bir yazar, bir kadını çok iyi anlatabiliyor. Şahane bir şey. Ki bu dönemde artık yazarlığın da cinsiyet olduğuna inanmıyorum. Ama yine de bence takdire şayan bir şey bakınca. Ya da kendiyle alakasız bir özelliği. Gerçekten o özellik onda varmış gibi anlatabilmesi beni çok çekiyor. Ve Yalçın Tosun da bence kesinlikle böyle biri. Kitabın başlığından anlaşılabileceği gibi gerçekten ana baba konularını özellikle konu almış. Ama onun dışında bir sürü şey var. Ben öykülerini keyifle okudum. Bazı kısımlarda keşke bunu ben yazsaydım dedim. Yani keşke bu duyguyu ben böyle aktarmış olsaydım dedim. Ki bu aralar ben de öykü yazmaya çalıştığım için özellikle böyle şeylerde şey olurum yani. Aman bunu kapayım ve hemen bunu yazayım ya bir yere oluyorum. Şimdi mesela birkaç sahne geldi kitaptan aklıma şey oldum yani. Kesinlikle bakılması gereken bir yazar. Ben de başka öykü kitaplarını temin edip okuyacağım kesinlikle. İkinci bahsetmek istediğim yazar da Yalçın Tosun'du. Üçüncü bahsetmek istediğim kitap Ayfer Tunç'un Suzan Defter isimli kitabı. Yine yurtta kalmış kitaplarımdan biri kendisi. Fotoğrafını koyuyorum. Ayfer Tunç'la ilk tanışma kitabım bu benim. Ve
kaliteli bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Yazarı zaten denecek bir şey yok ama Suzan Defter ilginç bir kitap. Şöyle ilginç bir kitap, dizaynı ile ilgili. Kitapta iki karakter var, ana karakter. Bir kadın, bir de erkek. Ve onların aslında birinci dilden bize aktardığı şeyleri okuyoruz. Ama sadece biri anlatmıyor. Kitabın sol tarafında, yanlış hatırlamıyorsam, erkeğin, sağ tarafında da kadının yazıları var. Ve diyelim ki sol taraftaki yazılar bitti. Bir cümle bitmedi ama. Direkt kadınınkine geçiyor. Yani aslında okuma tarzını size bırakmış. Ben şöyle yaptım. İlk erkeğinkileri okudum. Sonra sayfa atlamadan direkt kadınınkilere geçtim. Çünkü benzer olayları anlatıyordu. Ve erkeğin görüşünü bitirmeden direkt kadınkilere geçmek istedim. İlginç bir okuma serüveni oldu benim için. ODTÜ kitap topluluğu okumuştu. Ben de oradan görüp dedim okuyayım ben de bunu. İyi oldu yani okumam kesinlikle. Size de tavsiye ederim. Ayfer Tunç'un şimdi adını hatırlayamadım tam. Buraya yazıyorum. Bu kitabını bayağıdır merak ediyorum. Eğer okuyanınız varsa lütfen yorum yazar mısınız? Çünkü biraz başlamıştım, devam ettiremedim. Uzun da bir kitap. Yorumlarınızı merak ediyorum. Diğer bahsetmek istediğim kitap Tara Westover'ın Talebe isimli otobiyografik romanı. Tara Westover köhne bir yerde devlet tarafından verilen eğitimin günah olduğuna inanan bir aile tarafından büyütülüyor. Hem kız çocuğu hem din baskısı altında yetiştirilen bir ailenin çocuğu ve Tara'nın kendi dilinden nasıl üniversiteye geçiş yolunu nasıl izlediğini, ailenin Tara'da oluşturduğu düşünce yapısını kendi kendine nasıl yıktığını. Çünkü şöyle düşünün, aileniz size bu günah diyorsa çocukluktan itibaren siz o düşünceyi özümsersiniz, kanıksarsınız ve dersiniz ki o düşünceyle ilgili bir şey geçtiğinizde kafanızdan. Hayır, bu yanlış ve bunu yapan her insan yanlış yolda aslında. Tara'nın bunu kendi kendine nasıl aştığını görüyoruz Talebe'de. Ve bence birincisi çok kolay okunacak bir kitaptı. İçine çekiyordu gerçekten. İkincisi başarı hikayesi okumak gibiydi. Yani otobiyografik roman ben çok okumam ve bir tık yani ilgimi çekmez benim genel olarak ama Tara'da öyle bir şey yoktu çünkü zor bir hikaye okudum. Hem de kişinin kendisinden çıktığı için şey yani böyle Tara'yla konuşuyormuş gibiydi benim için. Bu kitabı da Duygu önermişti bana. Bence okunması gereken kitaplardan biri. Son olarak bir tane daha öykü kitabından bahsetmek istiyorum. Tomris Uyar'ın Otuzların Kadını. Son okuduğum öykü kitabı hatta. Tomris Uyar'da ilk defa bu arada tanışıyorum Tomris Uyar'la da Ayfer Tunç gibi. Merak ediyordum. Kalemi bana çok uzak bir kalem. Ama çok hoşuma gitti bu yüzden. Yani yeni, yine söylediğim gibi öykü yazdığım için bu aralar yeni öykü yazan kalemleri tanımayı çok seviyorum. Böyle tüylerim ürperiyor bazılarında. Otuzların Kadını'nda da aslında her, yani öykü öykü diyemem. Yanlış bir tanımlama olur. Birbiriyle bağlantılı şeyler yazmış. Hep bir otuzların kadınını anlatmış aslında. Farklı tarihlerde görüyoruz aslında 30'ların kadınını, öyle diyebilirim. Ve 30'ların kadını aynı kitabın kapağındaki gibi böyle cool gibi duran, iyi giyimli ama bazı duygusal sorunları olan bir kadın gibi geldi ve çözümleyemedim yani kaleminin bana uzak gelmesinin nedeni Tomris Uyar'ın gizemli bir kalem olduğunu düşünmem. Ve kafamda çok yoğun olduğu için belki tam algılayamadım. Okuduysanız yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani Tomris Uyar'ın farklı bir eseri de olabilir. Zorladı biraz beni. Belki daha sakin kafayla bir daha okumam gerekebilir. Böyle diyebilirim. Fazlasıyla öykü okuyorum. Biraz topluluk nedeniyle de oldu bu. Bir kitap halinde değil, tek bir şekilde bir kitaptan öykü okuyabiliyorum. O yüzden öykü okumaktan hiç romana geçmedim. Yani normalde ben roman okuyucusuydum ve şu anda öykü okuyucusuna dönmüş oldum. Bu yüzden
bahsedebileceğim kitap odaklı çok bir şey yok. Ama bu öyküler sayesinde işte dediğim gibi yazar tanımış oluyorum ve bu çok hoşuma gidiyor benim. Daha da tanımak istediğim çok yazar var. Bir şey aklıma geldi. William Saroyan'ın Ödlekler Cesurdur öykü kitabını okumuştum. Hatta bir videomda bahsetmiştim. Hangi videom olduğunu şu an hatırlamıyorum. Buraya bağlantısını eklerim. Bakmak isterseniz. Şimdi yine William Saroyan'ın bir öykü kitabını daha aldım. Onu okumak istiyorum şimdi de. Hatta sunumunu falan yapabilirim belki toplulukta. Öyle bir planım var. Özellikle öykücü öneriniz varsa aşağı bekliyorum. Çağdaş modern çok severim ben mesela. İşte Mahir Ünsal'ı severim. Mevsim Yenice severim. Yani bu tarz yazarlar, yani bu tarza benzer yazar öneriniz varsa mutlaka bekliyorum aşağı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.